Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Ekim ayında idam cezası teklifini meclise getireceğiz dedi. AK Parti'den o açıklamalara yanıt geldi. Anayasa değişikliği için de teklif için de sayı şartına dikkat çekti AK Partili Hayati Yazıcı. Biz inşallah Büyük Birlik Partisi olarak Ekim ayında teklifimizi meclise sunacağız. Anayasa değişiklik teklifini verebilmek için belli sayıda imza gerekli. Yani o arkadaşımız diye öyle söyledi, bilmiyorum yani. Destici'nin idam çıkışına AK Parti'den hemen yanıt geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı anayasa değişikliğine işaret etti, sayı yetmiyor dedi. Ha, bu bizim sayımız yeterli değil. Efendim diğer partiler ne der? Bunları zaman içerisinde göreceğiz. MHP idam cezasının geri gelmesine destek veriyor ancak AK Parti ve MHP'nin toplam sandalye sayısı 339. Anayasa değişikliği içinse 401 imza gerekiyor. Yani değişikliğin yapılması için de diğer partilerin desteği gerekiyor. İdam cezasının karşısında olan bir partiyiz. Mesele kime idam cezası uygulanacak tartışmasından farklıdır. Ancak CHP tavrını baştan koydu. Altıok'tan destek yok idamın geri gelmesine. HDP'nin de tavrı belli. Yani İyi Parti de destek verse bile sayı anayasa değişikliği için yetmiyor.